Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Haftada 3 video devam ediyoruz. Pazartesi, çarşamba, cuma ve haftanın ilk gününden herkese selam. Videodan önce hemen bir hatırlatmamızı yapalım ve yeni bir duyurum var sizlere. Efsane şeyler olacak. Bildiğiniz gibi kanalımız 500 bin aboneye gelmek üzere, yani yarım milyon. 500 bin abone olduğumuzda Türkiye'nin en büyük çekilişlerinden birini yapacağız. Bunun için bir an önce 500 bin abone olmamız gerekiyor. Size çok güzel küçük bir tavsiye vereceğim. Şimdi yıl olmuş 2020, hepimizin evinde ikinci bir telefon vardır arkadaşlar. Abinizin, kardeşinizin herhangi bir telefondan giriyorsunuz YouTube'a, kanala abone oluyorsunuz. Şu an 500 bine yakın abonemiz var. Eğer bu videoyu izleyen herkes bu dediğimi yaparsa çok kısa bir sürede 1 milyon abone bile olabiliriz. Bugüne kadar destek oldunuz. Bundan sonra da Türkiye'nin en iyi futbol kanalına desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet, bugün futbol bulmacaları serimizin yeni bölümündeyiz. Topun nerede olduğunu bulmaya çalışacağız. Şimdi bakalım en çok doğru cevabı kimler verecek? Şimdi hep beraber videoya geçelim. Efendim? Az sonra arasam seni, videodayım. Tamam. Tamam, görüşürüz aynı. Geçemedik. Şimdi geçelim. Burada Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Fenerbahçeli futbolcu 1'e bakıyor. Beşiktaşlı futbolcu 3'e bakıyor. Çok kararsız kaldım ama ikisinin ortası olabilir. 2 diyorum. Ve 1'de 1. İlk soruda doğru cevabı bildik. Top 2'deymiş. 10 saniyemiz var her bir görsel için. Burada Beşiktaşlı 2'ye doğru bakıyor. Kararsız kaldım. Ama yok, ayağında top. 3-3-3. Yes be, son anda. İkinciyi de son anda doğru bildik. Ayağındaymış, topu süreceği yöne bakıyormuş. Yine Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Burada top 3'te gibi. 1 de olabilir ama yükselmiş de olabilir. Hapşurdum, araya gitti ya. 2'ymiş doğru cevap. 3 falandır diye düşündüm ama 2'ymiş. Gökhan Gönül ile Musa Sow. Sow burada hücum yapıyor. Gökhan Gönül geçmiş olabilir mi? Top olamaz sanki. 2 diyelim ya da 3-3-3. Son kararım 3. Bunu da son anda yırttık. 2'ye kadar yükselemez top çünkü Musa Sow yere doğru bakıyor. Beşiktaş Galatasaray maçı bu defa. Ya 2 ile 3'ü direkt eliyorum. Galatasaraylı futbolcunun ayağında değil gibi. 4 diyorum ben. Bunu da bildik. Bir yanlışla gidiyoruz şu ana kadar. İlginç bir pozisyon bu. Soldaki futbolcu sağa bakıyor, sağdaki futbolcu sola bakıyor. Yani 2 veya 3 diye tahmin ediyorum. Yani 3 diyorum, son kararım. Nasıl ya? O zaman niye o tarafa bakıyor futbolcular? Bir ne alaka? Şaka gibi, şok oldum şu an, çok zordu bu. Burada Vedat Muriç bariz kafa vuruyor topa. 3 olabilir ama yükselmiş de olabilir, 1 de olabilir. 3 diyorum, top kafasında bence. Çok yanlış yaptık, tamam, biraz toparlamamız lazım. 1'miş doğru cevap. Burada yerde top muhtemelen ama 3'te top. Evet, son kararım doğru. Biraz toparlanmamız lazım. Arda arda yanlışlar yaptık. Burada yine bir garip pozisyon. İyice incelemeye çalışıyorum. Ayak dışıyla topu sürüyor olabilir mi? 3 diyorum ben buraya. Çünkü iki futbolcu da yere bakıyor yani, bariz bir şekilde. Evet, bu biraz daha basitti. 3 doğru cevap. Alper Potuk'la bir pozisyon. Yani Alper Potuk'un olduğu bir pozisyonda her şey olabilir. Şu an güvenemiyorum. Yani ama 1 gibi duruyor sanki. 1 daha yakın. Evet. Doğru cevap 1. Rakibi geçmeye çalışmış. Muhtemelen ayağından sekip 1'e doğru gitmiş top. Futbol bilgimizi de konuşturalım bir yandan. Evet, sürem geçiyor. 4. Son kararım. Dizinin altında. Evet. Direkt gözlerden anlıyorum zaten. Ne tarafa bakıyorlarsa orada oluyor top. Çok karışık bir pozisyon. Bu pozisyonu çözmeye 10 saniye yetmez. Yani 2'de olabilir, 3'de olabilir. 3 diyorum, kafa vuruyor orada. Bir dakika. Jason da kafa vuruyormuş. 1. Ama çok karışık bir pozisyondu. Onu tahmin etmesi bayağı zor. Top Charlotte'un önündedir ya, değil mi? 4'tedir. Ayağının altında bence. 4 diyorum. 1. Arada kalmış top. Charlotte yaktı beni ya. Burada Vedat Muriç. Vedat'ın önünde top muhtemelen. Çünkü iki futbolcu da oraya bakıyor. Ama kafa vuruyor da olabilir. Bir dakika. 3 de olabilir, 2 de. 2 diyorum, son kararım. Doğru cevap. Galatasaray maçı. Trabzonspor'la oynuyor. Melo'yla diğer futbolcunun arasında değildir. İkisi de 2'ye bakıyor şu an ya. 2 diyorum ben. Evet. Durağan bir pozisyon. İkili mücadele. Doğru cevap 2. Şikirtel, Hasan Ali, karışık bir pozisyon, kafa topu,
2 olabilir. 1 daha çok yakın geldi şu an bana. İkisinin arasından sekmiş gibi. Evet. Doğru tahmin. Toparladık biraz ilk başlara göre. Daha iyi çözdüm olayı şu an. İkisi de yere bakıyor. Ama diğer futbolcu 2'ye doğru dönmüş sanki. 1 diyorum ben burada. Evet. Doğru. Sırada yine Trabzonspor maçı. Top 4'te sanki o futbolcunun ayağında gibi, kontrol etmiş çünkü. 1'de olma olasılığı da var ama 1 zor ya. Zor duruyor, evet. Doğru cevap 4. İçeri doğru orta kesmiş, o top 3'e kadar yükselemez bence. Yani 1 diye tahmin ediyorum. Son kararım. İnşallah 3 değildir. 3 gibi de duruyordu yalnız, ayağını kaldırmış baya. Doğru cevap 1. Pepe'nin pozisyonu top 3'te. Net 3'e bakıyor yani. Değilse şaşı kör falandır bu Pepe. 3 diyorum. Yes. Şu an kör olmadığını kanıtladı Pepe bize, sağ olsun. Yine karışık bir pozisyon. Ama bir dakika, burada Muslera var. Muslera bence çok belli ediyor. 1 diyorum. Topa doğru hamle yapmış. Ama 3'te de kafa vuruyor olabilir. 1 diyorum, evet. Doğru cevap 1. Ya bir pozisyonda Muslera varsa zaten, bak Fenerbahçeli olarak söylüyorum bunu, inanılmaz bir kaleci. O top Muslera'nın elindedir her türlü. Yine bir kafa topu. Beşiktaşlı 1'e doğru bakıyor. 3'te de vurmuş gibi sanki kafa. Nasıl ya? Nasıl bu top 4'te olur abi? Şaka gibi. 4'e nasıl gitti o top? Bir duran top vurmuş gibi Caner karşısında, 1'dedir o top. Aynen. Çok havalanmamış yine. Çünkü duran toplarda futbolcu ne kadar ayağını kaldırsa da top yerden gidebiliyor bazen. Burada top Fenerbahçeli futbolcunun ayağında, çünkü Belhanda'nın bakışlarından anladım. Ya ver o topu der gibi bakıyor. 4 numara diyorum. Doğru. Yine bir kafa topu. Fenerbahçe Galatasaray derbisinden. Tolga 2'ye doğru bakıyor sanki. Ama Galatasaray futbolcu vurmuş da olabilir. 3 diyorum. Sanki kafadan sekmiş. Evet. Bayağı yüksekte top. Sıradaki pozisyon. Burada topun gölgesini görüyorum. 2 değil mi? Yani değilse şu an çok şaşırırım. Çünkü topun gölgesi görünüyor. 2. Aynen. Doğru cevap 2. Işıktan dolayı biraz ters olmuş. Net 2 yani. Orada topu gördüm. Bu karışık bir pozisyon. Sanki 3 gibi. Sekmiş gibi top. Ne diyorsunuz? 3. Ya bak 1 de geçti aklımdan ama 3 daha yakın gibiydi. Burada ikili mücadele. Bak orada faul var. Ayağına basmış sanki. Neyse, oraya odaklanmıyoruz. Bir dakika top. Bu top 1'de. Net 1'de yani. Net söylüyorum 1'de. Çünkü pozisyon gereği orada faul oluyor. Topla bir alakası yok. Top uzaktadır diye tahmin ettim. Ve doğru, 1'deymiş aynı. Sanki topun üstüne düşecek gibi hissettim şu an. 2 diyorum ben ama çok da alakasız bir şey çıkabilir. Doğru. 2. Çünkü o tarafa doğru dönük iki futbolcu da. Topa doğru hamle yapmışlar yani. Trabzonspor Galatasaray maçı. 2'ye bakıyor futbolcular. 2 diyorum. Ya 2 ile 4 çok yakındı ama bak. 2 ile 4 çok yakındı. Bunu yanlış saymasak olur mu? Olmaz. Emre Belözoğlu Başakşehir'deyken ikili mücadele. Bu top 2'de. Çünkü Emre biraz daha hızlı bir hamle yapıyor gibi görünüyor buradan. Geriden geldiği belli yani. Bayağı çaba sarf etmiş. 2 doğru cevap. Sırada Kayseri Spor var. Emre Demir selamlar olsun buradan. 3 Beşiktaşlı'yı almış etrafına. 3 numarada diyorum ben top. Sanki 3'e daha yakın gibi. 3'te gözü. Doğru. Gözler yalan söylemez arkadaşlar. Bak her şeyi yalan söyler. Gözlerden anlarım. Burada Beşiktaş Trabzonspor maçı 1'de sanki top. Çünkü ayağını germiş, topa vuracak gibi. Evet. Doğru. Hemen sıradaki pozisyon gelsin. Hemen. Keşke gelmeseydi. Çok karışık duruyor. 2 olabilir, 1 olabilir. 1 diyorum. Son kararım. Sonunda. Yine toparladık ya. Bir iki tane zor gelmişti ama. Derken yine zor bir pozisyon geldi. Burada Altay var. 4'te değildir yani. İnşallah 4'te değildir o top. 2 diyorum ben, Galatasaraylı'nın ayağında dedim ve ya çok değişik, elinde çıktı. 3. 3'müş ya doğru cevap.
Sıradaki pozisyon Trabzonsporlu futbolcu yine ayağını germiş. Ayağıyla bir hamle yapabilir. 2'de diyorum. 2 doğru cevap mı? Ya zor gelmeye başladı bak. Arda arda yine zorlar. Son 2 fotoğraf. Isla burada 2'ye bakıyor ama 1 de olabilir sanki. 2 diyorum ben. 2 son kararım. Doğru. Ve son fotoğraf. Galatasaray Beşiktaş maçı. 2 futbolcu da ters tarafa doğru bakıyor. 3 olabilir, 4 olabilir ama 4 diyorum ben ya. Bu top 4'te çünkü çok net bakmış ona. Ah! Nasıl ya? Nasıl 1'e geldi o top? Şu an şok oldum. Evet, görseller bu kadardı. Kaç tane yanlış yaptığımı sayamadım. Çünkü bayağı zor, bayağı alakasız fotoğraflar vardı. Siz kaçta kaç yaptığınızı mutlaka yorum kısmına yazın. Videonun başında söylediğim gibi kanala abone olun. Ve eğer aboneyseniz de evinizden bir kişiyi kanala abone yaparak kanalımızın çok daha hızlı bir şekilde büyümesine destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden destekleriniz için. Çok sağ olun arkadaşlar. İyi ki varsınız. Evet, bu videonun da burada sonuna geldik. Gelecek videolarda görüşürüz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yine haftada 3 video devam ediyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.